Peki sabah sporu mu dedin? İyi. İki. Kah eğlendik, kah çalıştık. İş teklifi aldı Öz. Evet. Ben var yani. De. Piyasaya gireceğiz. O zamanki bir tekne yanaşan iskeleydi. Bu inşaat iskelesi. Neyse. Ben de görmüş. Çok ilgilendi ya bizimle. İskeleden iskeleye parkur arkadaşlar. O hatimce bak. Seni böyle tekneye almıyorum Özüm. Böyle buradan geçemezsin. Hadi duşa. Neyi? Ama biz burada çalışmak zorundayız. Bak yine gelmiş şey vardı da şunu şuraya koysana ya. Gecik şapşik. Oh Fıskan şurayı kaçırmışsın. Kaçırmışsın. Sen yüklen şu an bana. Hep yolun üstüne bir şeyler koyuyor arkadaş. Ne yapıyorsun? Saat tam 6'ya 6 geçiyor. Sevginin beni düşünüyor mu? Sen yaptın zaten. Ben 50 ver. Al ya sana. Ya bak, parmak o. Evet. Ya konuşabilirsiniz. Ben sesli olun demek istemedim yani. Özi ve ben Özi ve sevgilimiz Öz'le birlikte başka türlü yaşamak mümkün diyerek sizleri selamlıyoruz. Kızımız Özi'nin kara bakım günlükleri videomuzun umarım bu son videosudur. Birinci video için sağ üst köşeye, ikinci video için de yine aynı yere tıklayabilirsiniz ya da linkler açıklamalarda. Şimdi üçüncü kısımda karşınızdayız. Bu bölümde katamaran Özi'nin altına astarını ve zehirli boyasını atıyor, kara parktayken misafir ağırlıyor, hatchlerimizin cam filmlerini değiştirip logomuzu yapıştırıyor, tutyalarımızı takıyoruz. Mavi mavi videolara az kaldı. Fakat şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ne Özkan? Ne yapıyorsun şu an? Şu an astar atmadan önce şehirde olabildiğince düz yapmaya çalışıyorum. Boyacıyı bu. Usta kolay gelsin. Eyvallah. Ne yapıyorsun bakayım şimdi sen? Astar. Şeyde banyo yapmam lazım ama evde yapış yapış. Evet, Öz ilk gece astar sonrası hali. Onu biraz aşağı diktirene ilave edeyim. Seni böyle tekneye almıyorum Özüm. Böyle buradan geçemezsin. Hadi duşa. Eserinle gurur duyuyor musun? Bilmiyorum. Neden? Ya küçük minnacık bir parçayı yapmayı unuttum diye taktı şu an Öz kafaya. Ama vallahi çok güzel oldu tekne. Bayağı yakışıklı, güzel kızımız oldu. Tek başına yaptın yani bütün bunları. Çünkü dün ben aşıdan dolayı kolum ağrıyordu. Bakar mısınız? Çok başarılı bence. Şimdi o unuttuğu yeri yapacak. Orayı taktı şimdi. Unuttuğu yerde şurası hemen göstereyim. Bu girmiyor çünkü. Şurayı unutmuşuz şu an. Orayı yapıyor. Öz bu işi gündüz yapmama nedenin ne? Yani gündüz gövde çok sıcak oluyor. Ve bu astarı sürdüğün zaman hemen kuruyor. Sen kuruması hemen iyi değil, yapışmıyor çünkü. Gece yavaş yavaş sindire sindire derler ya, öyle yapışması daha iyi. Çalışıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz Öz'le ben çok çalışıyoruz. Öz. Nasıl çalışmalar? Ne çalışması? Çok yorucu. Ben gece bu vardiya, bu gece vardiyası da çalışıyorum bu hafta. Evet, çünkü gece vardiyası yaptığımız için gündüz disco disco partizane deyip beachlerde tıklıyoruz. Evet, sevgili kocam bana 0 hiç kullanmamış şeyi ayırmış. Neden?
ederler. Izlayı ayırmış. Ve şimdi başlıyoruz. Evet, başladık. Eldiven takmayı unutmuşum. Çok da bastırmayacaksın, tamam mı? Anladın mı? Çok böyle bastırma. Üzeri sür. Anladın mı dedim? Niye bastırırsan ne olur? Hayır, bastırırsan bir anlamı yok o zaman. Bezi yıpratır, hemen koparırsın şey süngeri. Sürükten şu an bunu hep yalın ısıtım çizer koyuyor arkadaş. Bak yine gelmiş şey var da şunu şuraya koysana ya. Bunu ne yapayım ya? Şunu şuraya koy, benim çalışmamı engelliyor. Yanımıza çırak diye aldık. Beni sen benim oturma yerimi boya yaptın şimdi. Bunları birinci kat hastalığı iyi olmamış ki. Tamam, sen ikinciyi iyi yat. Hep eleştir, hep eleştir. Çalış. Merhaba, saat gecenin 11'i ve biz bugün tatil yaptık. Ama sonra tatilden sonra dönüp ne yaptık Öz? Ne yaptık? Ben dinlemiyorum ki sen. Tatilden sonra ne yaptık döndükte bugün? Oha, sivilceme bak. Öz, sana soruyorum. Astar yaptık. Kim yaptı? Sen yaptın. Hayır ya, ne yalan söylüyorsun? Şapçık. Kim yaptı? Sen yaptın. Kim? Sen. Ya ben yapmadım ya. Nereden çıktı ben yaptım? Evet, şöyle, şimdi biz bugün normalde sabah kalktık. İşte gündüz Özkan bir iki böyle bir yer unutmuştu. Onları düzeltti. Sonra da dedik ya bugün tatil yapalım. Denize gidelim. İşte arkadaşlara da söyledik. Bugün hadi beach var burada, işte beach'e gidelim. Ardından geri döndük ve döner dönmez Öz hemen girişti ve tek gövdenin ikinci astarını attı. Ve sonrasında da dedik ki diğer astarı da, çünkü hava çok kararmıştı. Yarın sabah erken kalkıp yapacağız. Saat 6.25'te kalkıyoruz. Ve ikinci kat astarın öbür gövdesini yapıyoruz. Yani Özkan iskele tarafını bitirdi. Sancak tarafını yapacağız. Yarın sabah saat 6.25'te kalkarak. Ve iç tarafları da yapmadık galiba. Biliyoruz. İç tarafını yaptın mı? Yok, yapamadım. İç tarafı da var. Sancak tarafının iç tarafı da var. O yüzden işte şimdi yatacağız. Saat 11 ve bizim uyku vaktimiz geldi. Zaten çok yoruldum bugün. Öz, bir şey diyor musun? İyi geceler. Ben de yorulmuş. Çok ilgilendi ya bizimle. Dur, alma şarjımı. Gecik şapşik. Bir sabah sporu mu dedi? Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Tam öyle işte, hep saçların şey olur. Bayağı güzel boyalı. Spor yapıyorum. Tamam, ustam dedi ki öyle ki bana işte boya yaptığın yerin altına sokma dedi. Ben de ustamın sözünü dinliyorum. Astar bitti. Yuppi yuppi. Öz. Yes. Ne diyorsun usta? Ota ne yapak? Diyor benim babam da boyacıydı zaten. Evet, tamam, onu anladım. Karşı söyledi. Meslekten. Öz. Benim mesleğim. Sana el varmış, anladık da sen eli bana veriyor musun? Veririm. Ver bakayım. Altları sen yaptın zaten. Ver eli, ver. Al ya sana el. Ya bak, parmak o. Bakayım nasıl olmuş. Evet, bu salmalar benim eserim.
Sağmaları ben boyadım ama ikinci katı bu arada. Birinci katı hep Öz yaptı. Çünkü benim o ara kolum aşılıydı ve hafif ağrıyordu. Çok da yormamak adına bir şey yapmadım. Ve bayağı iyi iş çıkardık ya. Great job. Şimdi geriye kaldı son kat, yani zehirli işi, ama zehirliyi de birkaç kat atacağız galiba, değil mi? En az iki kat. Yani biraz daha iş var ama tekne güzel oldu. Oh, Fıskan şurayı kaçırmışsın. Kaçırmışsın. Evet, yakaladı. Çırak yakaladı ustayı, usta. Evet, mavi bantları çektik. Bu mavi bantları özellikle çekiyorsunuz ve mavi, ya bu bantların bir özelliği var. Güneş gördükten sonra böyle deli bir yapışma olmuyor. Böylece daha kolay çıkıyor. Bir de onu temizlemekle uğraşmıyorsunuz. Bu mavi bantlar sayesinde boyanın bu fileto bantlarına falan geçmesini engelliyor idik ama bizim usta yanlış iş yapmış. Evet, bu boya öncesi, astar öncesi hazırlıklardan bir tanesi de bu mavi bantı çekme olayı bu arada. Mavi bant önemli. Evet, tek numarayım. Nihat Masmanıcı'nın eseri. Nihat, bakalım. Bir dakika, tekrar söyleyeyim. Nihat kim? Nihat Masmanıcı. Uf, zor bir soyad. Tek numarayım. Bakalım, işe yarıyorum. Bak burayı çek. Wow, evet çıktı. Tamam. Çok da kendi boyayı astara kendisine sürme. Okey. Çünkü bayağı etkili bir tiner. Evet, bu kadar basit. Tamam. Var mı başka? Yok. Sanırım yani bu kadar. Evet, Nihat Bey'in teknomarin. Burada arkadaşım Anya geldi Almanya'dan ve bu arada yani tam ben çekim yaparken müzik bitiverdi ama gayet güzel yani şu an Kaş Marina'da hayat var. Evet arkadaşlar, teknenin üstündeyiz. Tekne karanın üstünde. Kara dünyanın üzerinde. Ay da bizim üstümüzde. Hayır canım, dünya ayın üstünde. Hayır, ay dünyanın üstünde. Hayır. Evet. Biz üstteyiz. O aşağıda. Allah Allah, seni niye bu zoomlamıyor ya? Özü kaçırdı telefon. Niye olduysa bilmiyorum. Telefon zoom yapmıyor. Böyle tekne karadan kendi masa kurulur yani. Meyvelerimiz, içeceğimiz ve ay manzaramız ve deniz de hemen arkamızda yani. Denizden de uzak değiliz. Karadayız ama. Basit. Evet. Öz... Öz de burada. Bugün sabah erken kalkıp çalışmanın yarın da ödülünü şu an şey yapıyoruz. Yarın da mı kalkıyoruz? Çok erken mi? Erken. 7-7. Yarın 7. Uf. 24. Evet, gün bilmem kaç. Ve biz bugün Öz ne yapacağız? Şuradaki cam filmlerini değiştireceğiz. Nasıl söküyorsun? Aa, o kadar kolay mı sökmesi? Evet. Normalde eskisi olsa bu kadar kolay değildir. Eskisini sıkıntıdan çok yemiyor. Değiştirmişti Özgen'e ve o zaman ama şeydeydik, iskeledeydik ve bu kadar şey iskelerken şu anda da iskelenin içindeyiz ama o zamanki bir tekneye yanaşan iskeleydi, bu inşaat iskelesi. Neyse, iskeleden iskeleye fark var arkadaşlar. Ve kocam tabii ki daha deneyimli olmuş, bayağı güzel başarılı oldu bence Öz, ne diyorsun? Ne çok, kursun mu? Evet, kurduğunu da göreceğiz bu arada. Yani şu kenarlar kalkmadan yapışması lazım. Bakalım nasıl olacak.
Eskisini niye değiştirdik bu arada? Orijinalinde de burada film vardı. Onu niye değiştirdik? Çünkü orijinalindeki şöyle bir problem vardı. Deniz tuzuyla birlikte kaç senelik sonuçta 6-7 geçen sene 6 senelikti değil mi? Çekimde tatlım. 6 senelikti ve 6 sene sonrasında böyle şey tuz ve şey oldu. Nasıl derler? Görsel iyi değildi yani. Dışarısı görünmüyordu. Delikler tıkanmıştı. Bu evet şu filmin üzerindeki delikler tuzdan tıkanmıştı. Tuz ayrıca sıcaktan yapışkan da çözülüp şey yapıyor. O yüzden biz de dedik ki bunu değişelim. Değiştik. Bir de biz o zaman... Şimdi burası oldu mu? Bilmiyorum. Bir de o zaman teknenin acemisiydik. Tam filmin üstüne ufak bir hasar verdirdik. Şimdi filmi değişince o hasar da yok yani. Şunlarla şöyle köşeleri ben diğer filmi alacağım. Şu köşeleri yapıştır ki kalkarsa gider. Evet şu an Özkan o kadar büyük bir iş yaptı ama büyük iş benim. Köşelerin yapışması. Köşelerin takmamız gerekiyor. Sen köşeleri sürekli çalış. Bunu tuzağın yapışsın. Ya yeah, no no no. Kameraman kapıyor, konuşamadım. Kameramanımız Cevat Kelle is Anya. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün büyük gün. Pasta polis bitti, o bitti, bu bitti falan derken sadece elimiz kaldı altta. Birkaç film değiştirmişimiz de var ve yazı kaldı. İğneci geldi hanım. İğne almaya gidiyorum. Evet şimdi bende bir iğne var. Ne yapacağım bu iğneyi? Aslında normalde tabii ki hava kabarcıklarının kalmasını istemiyoruz. Ama hava kabarcıkları kaldıysa da canınızı sıkmayın. Çünkü bu iğnelerle hava kabarcıklarını yok edebiliriz. Şimdi burada. Konuşabilirsiniz. Ben sesli olun demek istemedim yani. Hayır, ben genel bir gıcıklık yapmak istemişim. Evet biz şu an Serene 2020'nin davetlisi olarak geldik. Hem hoş geldiğine geldik hem biz de hoş geldik. Evet kapıyorum. Soframız budur. Tamam. Şeref verdiniz. Evet, çekek sahasında çalışan arkadaşlardan rica etti Öz ve onlar da gelip bunların yerini değiştirdiler. Ve Öz de iki kat astarı attı, sonra da boyayacak. Zehirli boyasını atacak. Burada mesela bir jelkot tamiri var şu noktada. Bu işi aslında ustalar böyle farklı birçok renk skalasında teknenin bordo rengine daha uygun renklerle yapabiliyorlar. Yani daha profesyonelce bir şey istiyorsanız ustalarla çalışmalısınız değil mi Az? Her zaman usta da sonuçta. Şurası çok başarılı olmuş bence. Şuradaki. Burası var, şurası var. Orası biraz fazla derindi de. Şurada bir yer var. Ayrıca burası yarıktı komple. Evet, bunlar bizim Özin'in üzerindeki ilk acemilik izlerimiz. Yaşanmışlıklarımız. Günaydın. Sabah saat 6. Daha yüzümü yıkamadım. Şimdi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Ve Öz size uyku tutmadı bugün. Bugün inşallah son çalışma günümüz olacak çünkü. Ve Öz aşağıda son kat zehirli boyamızı atıyor. Saat tam 6'ya 6 geçiyor. Sevgilim beni düşünüyor mu? 6'ya 6 mı geçiyor? Evet. Daha erken mi o kadar? Evet. Ben onu da bu saatte kalkacaktım.
Evet, sevgilim beni düşünüyor mu? Ya ne düşüneceğim ben seni? Önceki boyu düşüneyim. Ay aşk olsun ya. Evet, düşünüyorum. Gelse de bana yardım etse falan de bari. Çünkü ben yeni kalktım. Yeni kalktım. Öz bitirmişti yani. Neredeyse bitmiş bu gövde sadece. Sadece şu kadar kalmış. Hadi kazan bana basın. Evet. Başlıyoruz. Sakız vardı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Sevgi işte şudur. Aşk işte sevgilinize bir dilim pasta ayırmaktır falan gibi böyle saçma sapan şeyler yazardı. Aşk budur. Sevgilinize kullanılmamış boya eldiveni ayırmak. Evet, bizim işimiz bitti. Biz eli boyayı attık. Evet. Attık. Bitti şimdi. Ve şöyle bir şey var, onu da hemen söyleyeyim. O sakızın adı Şıp Sevdi'ydi, o cikletin adı. Hatırladım. Öz, biz bu boya şimdi iyi olduk galiba. Yaptık, çünkü yaptık. Şey, iş teklifi aldı Öz. Evet, ben var yani. De. Piyasaya gireceğiz. Ve bu arada, hatta gelip çok şanslısın diyenler oldu Öz'e. Çünkü iki melekle birlikte çalıştı dün ve iki gün yani daha doğrusu. Kolay değil. Melek'le çalışmak, evet. Çalışmak mı? Çalışmak. Hadi görüşmek üzere, hoşça kalın. Şimdi temizlenme vakti çünkü bakın. Yine her taraf boya. Merhaba. Şimdi bu bantları yani bunlar plato bantı. Bunlar da plato bantın altındaki boya bantları, mavi bantlar. Bu boya ve astar yaparken korumak için kullandığımız bu bantların ilk çıkarmasını yapacağım. Hadi biraz bismillah dedik. Açmaya çalışacağız. Ama ucunu yakalayamıyorum elimdeki eldivenlerle. Sanırım bunun için önce eldivenimi çıkarmam gerekecek. Ya da spotu da burada olsaydı. Bu işi muhakkak boya bittikten sonra yapmanızı tabii tavsiye ediyorum. Çünkü boya yüzeyi korumak için kullandığımız bir şey bu. Bizim şimdi zehirli boyamız da bitti, astarımız da bitti. Ve şimdi eldivenimi takıyorum. İşe başlıyorum. Bugün inşallah son gün karada. Çok güzel gidiyor. Evet, baksana yakın göstersene. Bayağı güzel. Böylece bu yüzeyi kaçırmamış oluyorsunuz. Evet. Çok güzel gidiyor. Şimdi Öz yapıyor. Öz, peki bunun mavi olmasının önemi ne? Mavi bantlar daha kaliteli. Sarı bant var bir de. Sarı bantlar altta iz yapıyor yapışınca. Ve güneşin altında eğer sarı bantla yaparsanız sarı bantın yapışkanı çıkabiliyor. O yüzden de önemli. Mavi bant olması. Evet, bu işin zevkli kısmı. Ve Katamaran Özi'nin bir karapark bakım vlogunun daha sonuna geldik. Bu cümleyi birkaç kez daha duyacaksınız gibi.
Denizde tekne yaşantısı videolarım da az kaldı. Ki kısa kısa haftada bir video yayınlamaya başladık bile. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki sizden habersiz bırakmayın lütfen. Kanal için önerilerinizi de bekliyoruz. Başka türlü yaşamak ve bir sonraki Perşembe kara bakımının son videosunda görüşmek üzere. Umarım. Hoşçakalın. Teknenizin altından denizin suyu, teninizden de tuzu eksik olmasın.